Resim çizmek her zaman bu kadar kolay olmamıştır. Birçok konuda olduğu gibi sanat alanında da kadınlar bir mücadele sonucu bu haklarına kavuşmuşlardır. Resim alanında bu mücadelenin başrolünde şüphesiz ki o vardır. O dönemde resim, heykel gibi güzel sanatlar bazı çevrelerde hoş karşılanmıyordu. Kadınların sanat eğitimini alabileceği bir okul da yoktu. Osmanlı Sarayı için çalışan İtalyan ressam Fausto Zanaro'dan dersler aldı. Bu derslerle altyapısını oluşturduğu sanat eğitimini yurt dışında devam etti. Bunun için öncelikle Roma'ya gitti ve burada öğrenim gördü. Roma'dan Paris'e geçti ve Güzel Sanatlar Okulu'na devam etti. Kız Öğretmen Okulu'nda resim öğretmenliği yapması teklif edilmesi üzerine 1913'te İstanbul'a döndü. 1914 yılına gelindiğinde Güzel Sanatlar Okulu hala yalnızca erkeklere açıktı. Mihri Müşfik, kadınlara özel bir Güzel Sanatlar Okulu açılması için girişimlerde bulundu konuda mücadele etmeye kararlıydı. Eğitim Bakanı Şükrü Bey'e giderek şunları söyledi. Saygıdeğer Bakan Efendi, Memlekete meşrutiyetle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet, kardeşlik geldi. Ama bütün bu nimetlerden sadece erkekler yararlanıyor. Kadınlar hala olduğu yerde bir adım bile ileri gitmiş değiller. Acaba bu ayrıcalık nereden geliyor? Bugün her yerde eşitlik ve adaletten söz ediliyor. Fakat kız güzel sanatlar okulu nerede? Hep yapılanlar erkekler için. Bu meydan okuyan cesur tavırları karşılıksız kalmadı. Yetkililerin de çabalarıyla nihayet 1914'te kadınlar için bir Güzel Sanatlar Yüksekokulu açıldı. O da bu okulda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Yalnızca bununla da kalmadı. Bir cesaret daha göstererek o dönemde izin verilmeyen öğrencilerin açık havada resim yapmaları ve canlı modellerle çalışmalarını da sağladı. Onun çabalarıyla açılan Kız Güzel Sanatlar Okulu'nda bazıları uluslararası çapta ün kazanmış birçok değerli ressam yetişti. Özellikle portre çalışmalarıyla öne çıktı. Ağırlıklı olarak kadın portreleri çalıştı. Sanat, edebiyat ve politika alanında tanınmış yüzleri resmetti. Ünlü şair Tevfik Fikret'in portresi bunlardan biriydi. Ölümünden sonra da şairin yüzünün ve sağ elinin kalıplarını alarak Türk sanatında ilk defa mask çalışması yapan sanatçı oldu sanat kariyerini 1923-1927 yılları arasında genellikle İtalya'da, 1927'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Kadın hakları ve Cumhuriyet Türkiye'si hakkında konuşmalar yaptı, yağlı boya portresinde yaptığı Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarını anlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt ve bilim insanı Thomas Edison'ın da portrelerini eserler arasına ekledi. Etkileyici kişiliği, cesareti, girişimciliği ve sanatıyla Avrupa'da ve Türkiye'de birçok öğrenciye ilham verdi, onlara resim sanatını sevdirdi. Türk kadın ressamları öncülük etti ve onların sanat dünyasına kazandırdı. Osmanlı toplumunun kadınlar için daha zor olan sanat yaşamında büyük bir azim ve cesaretle girişimlerde bulundu. Zaman zaman sanat kariyerinde ekonomik sıkıntılar da dahil olmak üzere zorluklarla karşılaştı ancak her şeye rağmen kendi ülkesinin yanında Avrupa'da ve Amerika'da sosyal kişiliği, sanatı ve yeteneğiyle kendini kabul ettirmeyi başardı. Bugün çok az elimize ulaşsa da yaşamına çok sayıda eser sığdırdı. Kadınları öncülük etmesiyle, eserleriyle ve Türk sanatına kazandırdıklarıyla bugün değeri daha iyi anlaşılan çok önemli bir ressamımız. Ben de kendisinin bir portresini de çizdiğim bu sergiye gururla ve onurla onun ismini veriyorum.